Hepinize tekrar merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Turul. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün içeride çekim hatalarını inceliyoruz. Evet gençler, bir önceki içeride gülmeme challenge'ı çok sevdiniz gerçekten. Bunun için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu videoda şöyle güzel bir like sevgisi gelirse beni çok mutlu edersiniz gençler. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz videoya geçelim. Zaten video 2 dakika, kısa bir video, çok hızlı konuştum da. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videolardan var olmak için abone olmak için abone olan falan filan falan filan falan filan. Bir dakika abi, şu an video 720p, sen neden bu videoyu böyle 144p gibi gösteriyorsun? Celal'in gözlüğüne dikkat, gözlük değişiyor ve değişen gözlükte kameraman gözüküyor. Bakalım gözüküyor mu? Ya gözlük gayet siyah. Ne var bunda? Abi güneş vurmuş bence ona, yani sıkıntı yok bunda. Abi yalnız 720p açtım videoyu, niye bu kadar şey? Sarp'ın gömleğine dikkat. Dur bir dakika, Sarp'ın gömleğine dikkat, kimse dokunmasa bile, pardon onu okuyabilir miyim hocam, onu bir okumama izin verir misin? Kimse dokunmasa değişik değişik duruyor gömlek, bunda bence o kadar tuhaf bir şey yok. Tam adam bırakmış duruyor orada, yani gömlek bu abi. Şekil mi değişmiştir bir şey yani? Ha video şimdi değişti oldu, okey. Diğerleri sanırım adamın şeyindeydi. Davut'un arabasına dikkat. Davut arabasını bırakıyor ve Sarp'ın peşinden gidiyor. Geri geldiğinde ise araba bıraktığı yerden geride duruyor. Adam almış olabilir abi. Şu anda arabanın içinde bir insan var ama yani. Adam biraz geri kaçmış olabilir. Bunda o kadar tuhaf bir şey yok. Yeşim fotoğrafı ateşe attığında çerçeveyle birlikte atıyor ama sonra çerçeve kayboluyor. Sadece fotoğraf kalıyor. Ha bu biraz şeymiş. Evet. Evet. Evet tamam, şimdi bir kafamda bir şeyler oldu ama kırılmış olabilir, neyse. Kağıda dikkat, Davut buruşuk bir kağıt bırakıyor masada ama eylem kağıdı eline aldığında ise kağıt değişiyor, dikkatli bakın. Bakalım görelim. Seni vuran polisi daha ne kadar dayanacaksın? Evet, kağıt buruşuk. Evet, bunda bayağı bariz belli oluyor yani. Kapıya dikkat, Sarp kapıyı aşağıya doğru yıkıyor, kapının büyük kısmı dışarıda, menteşelerin kapının altında kalıyor ama kamera dışından çektiğinizde menteşeler yukarıda, kapının büyük kısmı ise içeride duruyor. Tuhaf bir olaymış, bakalım neymiş bu, anlamadım ama. Kapı şu an böyle kırık görünüyor. Evet, menteşeler, evet, okey, menteşelere bakıyoruz, tamam, evet, mantıklı. Anladım bu adamın demek istediği şeye ama bilmiyorum. Adam bayağı kanıt bulmuş la, helal. Fotoğrafa dikkat. Mert Umut'un fotoğrafını bulduğunda arkasında siyah leke var ama karakolda fotoğrafın arkası temiz. Sonra fotoğrafı Sarp'a vermeye gittiğinde ise yine fotoğrafın arkasında siyah leke var. Evet. Adam cidden bunlara çok dikkat etmiş abi. Helal olsun. Helal olsun. Bak bu, evet, bu gerçekten ince bir ayrıntı birader. Ay bunu ayıp etmişsin. Ayıp etmişsin YouTube Türkiye. Ne yani YouTube, niye söylüyorsam. Mesajı dikkat. Mert'in attığı mesajda görüşelim böyle yazık duruyor ama eyleme attığında görüşelim böyle gidiyor. Abi hocasının telefonu düzeltmiş olabilir ama bilmiyorum. Göreceğiz. Bilmiyoruz yani. Görüşelim, seni seviyorum galip. Görüşelim olarak gitmiş. Gerçi bazı telefonlar öyle bir şey var. Görüşelim diye atıp görüşelim diye alabiliyorsun. Sıkıldım diye atıp da. Neyse. Sarp'ın arabasının kapısına dikkat. Kapalı duran kapı kendinden açılıyor. Açık bırakmıştır, rüzgarla açılmıştır abi, ne var bunda? Gerçi pek açık bırakmışa benzemiyor. Evet, bu sıkıntı. Okey hocam, bu sıkıntıymış. Çekim hatası. Tekrar kim bilir kaç kez çektiler aynı sahneyi. Neyse gençler, böyle bir video var. Bir tane de şöyle içeride dizinin çektiği yere gitmişler. Bir de ona bakalım. Gidip tatlı yemişler abi. Medya Seyyah diye bir kanal. Merhaba canım benim. Hoş bulduk. Geç. Direkt orayı alabilir miyiz? Direkt o sahneyi alabilir miyiz canım benim? Çok merak ettim. Kaldık, şimdi diğer mekanımıza gidelim. Şu anda Hasköy sahile geldik. Kebapçı Celal'in mekanına gidiyoruz. Hadi merak ettim. Kebapçı Celal'in mekanı. Kebapçı Celal'in mekanındayız. Ne var yani Kebapçı Celal'in mekanında? Celal var mı? İçeri girelim bakalım ne var ne yok. İçeri Celal var mı, onu söyle. İsmi Safsın var. Celal yok hocam, sen beni mi koparıyorsun ya? Geç bakayım şu videoyu şöyle. Bir de ben içeride izlemiyorum biliyor musunuz? Yanımda da Celal Menel pek şey değilim. Sarp'ı biliyorum sadece. Burası ne hocam? Tatlı istedim. Tatlımı bekliyorum şimdi. Burası neresi hocam? Niye trafik çekiyorsun? Kendini çeksene. Anlamadım. Gerçekten çok güzeldi. Size de tavsiye ederim. Yani. Bilmiyorum burası neresi. Umut Ev Yemekleri yazıyor ama ben bilmiyorum.
Neyse gençler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video için saatten videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz çok ayıp etmişsinizdir kendinize. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.